Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcük öbeklerinde anlamla ilgili 7. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu cümlede geçen altı çizili sözde anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Deneme türü kitaplarının bütününde bir düşüncenin değil, bir hayalin peşinde koşan sanatçı kendisini bütünüyle serbest çağrışımlarının seline bırakıyor. Bakın, kendisini bütünüyle serbest çağrışımlarının seline bırakıyor ifadesiyle anlatılmak istenen bir sonraki sözcük öbeğinde gizli. Hayalinin peşinde koşan sanatçı demiş. Yani duygularıyla hareket eden, duygularının peşinden giden, duygularıyla hareket eden, içinden geldiği gibi hareket eden anlamına gelir. Kendisini bütünüyle serbest çağrışımlarının seline bırakan kişi. Seçeneklere baktığımızda zihnin karanlık bölgelerini aydınlatmaya çalışmak bu değil, bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Belli bir yazı türüne bağlı kalmaksızın yazmak, herhangi bir yazı türünden bahsetmemiş, o yüzden bunu da elemiş oluruz. Hayal ile gerçek arasında ilgi kurmak. Arkadaşlar tamam, hayalden bahsetmiş ama gerçekten bahsetmemiş. Daha doğrusu hayal ile gerçek arasında bir ilgi kurmuyor, o yüzden bunu da elemiş oluruz. Düşünce zenginliği kazandırmak için uğraşmak. Bakın, düşünce zenginliği kazandırmak için de değil, sadece hayalin peşinden koştuğunu söylüyor. O yüzden bunu denemiş oluruz. Kalıpları kırıp duygularının peşinden koşmak. Bakın, zaten peşinde koşmak, peşinde koşmak. Seline bıraktığı zaman zaten ne yapar arkadaşlar? Onun peşinden gider. Dolayısıyla da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu cümlede geçen herkese değen geniş omuzlu cümleler sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kalemini değdirdiği sözcük koşup bir başka sözcüğe haber veriyor sanki. Rahat bir söyleyiş, sentetik unsurlardan, kaba ve katı ifadelerden arındırılmış, herkese değen geniş omuzlu cümlelerden oluşmuş yapıtlar yazmıştır. Bakın, burada herkese değen ifadesiyle çok fazla insana hitap ettiğini gösteriyor. Seçeneklere baktığımızda ise derin anlamlar içeren cümleler. Herhangi bir derin anlamdan bahsetmemiş, bir yoğunluktan bahsetmemiş. O yüzden bunu elemiş oluruz. Sembollerle bezenmiş yapıdaki cümleler. Yine herhangi bir sembolden de bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Okuyucuya uzak, anlaşılması zor cümleler. Herkese hitap ettiği için okuyucuya uzak olmaz. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Sade, açık, anlaşılır cümleler. Arkadaşlar, bu ifadeyle, yani herkese değen ifadesiyle sade, açık, anlaşılır da demek istemiyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Bakın, C seçeneğinde yer alan geniş bir okuyucu kitlesine seslenen cümleler. Evet, çok fazla insana hitap eden, herkese hitap eden anlamına gelir. Herkese değen ifadesi geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmak istediğini gösterir. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu cümlede geçen türbüne oynamak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Sanatının ilk yıllarında bağımsız hareket edemeyen, başkalarının doğrularıyla hareket eden, hatta türbüne oynayan bir yazardı. Bakın, burada türbüne oynamak ifadesiyle anlatılmak istenen bağımsız hareket edemediği, daha çok türbündeki seyircilerin isteklerine göre, yani okurun isteklerine göre hareket eden bir sanatçı olduğunu gösterir. Seçeneklere baktığımızda okuyucuların doğrularını sorgulamak, hayır, onların doğrularını sorgulamıyor, onların isteklerine göre hareket ediyordu. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Gerçekleri okuyucuya değiştirerek aktarmak, herhangi bir gerçeği değiştirmiyor arkadaşlar, onların isteğine göre hareket ediyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Toplumun seviyesine uygun eserler vermek, kısmen bunu çağrıştırmış olsa da arkadaşlar, tam olarak istediği, anlatmak istediği bu değil. Çünkü başkalarının isteklerine göre hareket eden anlamına gelir demiştik. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Kusursuz bir anlatıma ulaşmak için çalışmak, herhangi bir anlatıma ulaşmak için çabalamıyor, kusursuz bir anlatımdan bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğinde yer alan halkın beğenisini kazanmak için uğraşmak, evet. Çünkü tribüne oynuyordu arkadaşlar. Halkın beğenisini kazanmak için tribüne oynanır. Futbolcular da böyledir hatırlarsanız. O yüzden doğru cevabımız da
B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, bu cümlede geçen derin sularda kulaç atabilmek sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Klişelerden, kolay cevaplardan, sıradan tesadüflere büyük anlamlar yüklemekten vazgeçip daha derin sularda kulaç atabilmenin yolu herhalde düşünmeye ağırlık vermekten geçiyor. Bakın burada derin sularda kulaç atabilmenin yolu düşünmeye ağırlık vermekten geçiyor demiş. Dolayısıyla derin sularda kulaç atabilmek de ne anlama gelir? Düşüncelere önem vermek, yoğun anlatımlı düşünceleri açıklamak anlamına gelir. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği dursun. Öğrenmenin sınırlarını daraltmak, böyle bir şeyden bahsetmiyor, bunu elemiş oluruz. Zor durumlardan kurtulabilecek güce sahip olmak, herhangi bir şeyden kurtulmaktan da bahsetmemiş, bunu da elemiş oluruz. Anlatımda özgünlüğü yakalayabilmek, bakın herhangi bir farklılık koymuyor ortaya. O yüzden özgünlükten bahsetmemiş, bunu da elemiş oluruz. Düşünce mekanizmasına ivme kazandırmak, herhangi bir düşünceye hareket kazandırmak anlamına da gelmez, bunu da elemiş oluruz. Şimdi A seçeneğine baktığımızda ise karmaşık ve yoğun düşünceleri anlamlandırmak demiş. Derin sularda kulaç atabilmenin yolu düşünmeye ağırlık vermekten geçiyorsa, yani düşüncelere önem vermekten geçiyorsa, o halde karmaşık ve yoğun düşünceleri anlamlandırmak gerekir. Bunun ifadesi budur arkadaşlar. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şiirlerinde divan edebiyatının formlarını çağdaş bir yorumla ele alır. Geçmişin başarılı eserlerini kendi şartları içinde değerlendirip bir bakıma kendi ruh akrabasını geleneğin içinde arar. Bakın burada kendi ruh akrabası ve gelenek. Gelenek sözüyle anlatılmak istenen nedir arkadaşlar? Geçmiştir, doğru mu? Şimdi bu sözde ne anlatmak istiyor? Kendi düşüncesine uygun, onunla aynı düşünen kişileri geçmişte aradığını söylüyor. Seçeneklere bakalım. A seçeneğine baktığımızda edebi türlerin başka sanat dallarıyla karşılaştırılması. Herhangi bir şeyin karşılaştırılması yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. Yapıtların oluşturulmasında geleneğin ölçü alınması. Herhangi bir ölçüden de bahsetmemiş. Geleneğin ölçü alınmasından da bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Önceden oluşturulmuş yapıtların günümüz şartlarıyla değerlendirilmesi. Bakın günümüz şartlarıyla da değerlendirmekten bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Adından söz ettirmiş yapıtların üretildiği dönemin koşullarına uygun eleştirilmesi. Arkadaşlar herhangi bir şeyin eleştirilmesi de söz konusu değil. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Düşünce benzerliğinin geçmiş değerlerin içinde bulunmaya çalışılması. Bakın düşünce benzerliğinin, yani kendi ruh akrabasının, kendi gibi düşünenlerin değerlerini nerede buluyordu arkadaşlar? Geçmişte bulunuyordu. Çünkü gelenek geçmiş demekti. Geçmişten gelen demek. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu parçada geçen çekim odağında tutabilmek sözüyle aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? Geçenlerde bizleri çekim odağında hep tutabilmiş, edebiyat duygusunun, yazmakla okumanın ne anlama gelebildiğinin sırrını dile getirmiş, öğretmenimden mektup aldım. Bakın, çekim odağında tutmak nedir arkadaşlar? İlgi odağında tutabilmek anlamına gelir. İlgi alanında tutmak anlamına gelir. Seçeneklere bakalım. Abartılı söyleyişle karşısındakini içtenliğine inandırmak, abartılı bir söyleyiş değil, bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Karşısındakinin duygularını dile getirmek, arkadaşlar herhangi bir kişinin duygularını dile getirmek anlamına gelmez. Bunu da elemiş olduk. Edebiyat duygusunu başkalarına aşılamak belki sonucunda olur. Fakat tam olarak bunu da ifade etmiyor. Bunu da elemiş oluruz. İnsanlara edebiyatı sevdirmeye çalışmak ilgi alanına aldıktan sonra belki sonuç olarak bu da çıkabilir. Ama çekim odağında tutabilmek sözüyle anlatılmak istenen bu değil. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğinde yer alan çevresindekilerce ilgi merkezi halinde olmak. Bakın ilgi merkezi, çekim odağı. Aynı anlamlara geliyor arkadaşlar. Bu yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu cümlede geçen altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?
toplumsal duyarlı şiiri aktarırken insan sıcaklığını yaşatamazsınız. Şiir ustalıkla söylenmiş olsa bile içi boşaltılmış bir hal alır. Buradaki insan sıcaklığı derken neyi kastediyor arkadaşlar? Samimiyeti kastediyor, doğru mu? Ya da diğer adıyla içtenliği kastetmiş oluyor. Seçeneklere baktığımızda yazma konusunda ustalaşmış birinin okura ulaşma olanağı yoktur. Bu anlama gelmez, bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Sözcüklerin örneklerle açıklandığı bu ansiklopedinin hacmi beni tatmin etmedi. Burada da böyle bir ifade yok. Bunu denemiş oluruz. Bu yapıt eleştirmenlerce hiçbir değer taşımayan bir eser olarak değerlendirildi. Bu anlama da gelmiyor. Bunu denemiş oluruz. Basma kalıp sözlerle dondurulmuş öykü kitabının üslubu da çok sıkıcıydı. Bu anlama da gelmez. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğinde yer alan samimiyetten yoksun ozanlar hiçbir zaman başarılı olamaz. Zaten insan sıcaklığı derken samimiyet, içtenlik demiştik. Bu yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu cümlede geçen mumla aramak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? İlke saptama amacında olan şairlerin mumla arandığı bir edebiyat ortamında yaşıyoruz. Bakın burada mumla arandığı bir edebiyat ortamında diyor. Mumla aranmak burada ne anlama gelir arkadaşlar? Çok ihtiyaç duyulmak anlamına gelir, değil mi? Seçeneklere bakalım. A seçeneği dursun. Gizlenmesi imkansız büyük bir olayı aydınlatmak. Herhangi bir olayı aydınlatmaktan bahsetmiyor. Bunu elemiş oluruz. İyi duygularla başlanılan işi sonuçlandırmak. Böyle bir anlama da gelmez. Bunu da elemiş oluruz. Kaygılanacak bir konu olmadığını öğrenmek, kaygı da yok. Bunu da elemiş oluruz. Çağdaş edebiyattaki gelişmeleri günü gününe takip etmek, günü gününe takip etmek anlamına da gelmez. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğinde yer alan ihtiyaç duyulan varlıkların temini için titizlikle uğraşmak, mumla aranmak, ihtiyaç duymak anlamına gelirdi. Çok aramak, çok ihtiyaç hissetmek anlamına gelir. O yüzden de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu parçada geçen maskeleri yırtmak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Şiirin ne denli öznel olduğu söylenirse söylensin, onun teorideki evrenselliği maskeleri yırtmasından gelir. Bakın burada maskeleri yırtmak sözüyle anlatılmak istenen gerçek yüzünü görünür kılmak, gerçekleri gün yüzüne çıkarmak, ortaya çıkarmak anlamına gelir. Peki insanlar neden maske takar? Yüzlerini göstermemek için. Maskelerini yırttıkları zaman da gerçek yüzleri ortaya çıkmış olur. Seçeneklere baktığımızda var olanı estetik bir tarzla anlatmak, herhangi bir estetik tarzdan bahsetmiyor, bunu elemiş oluruz. İnsanlardaki yapaylığı ortaya çıkarmak, bu dursun. Sıradan olaylardan kurtulmaya çalışmak, herhangi bir sıradan olaydan da bahsetmiyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Yaşamdaki çarpıklıkların farkına varmak, yaşamdaki çarpıklıktan da bahsetmemiş, bunu da elemiş oluruz. Her söyleyeni dikkate almak, bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Burada maskeleri yırtmak sözüyle anlatılmak istenen insanlardaki yapaylığı ortaya çıkarmak anlamına gelir arkadaşlar. Onların gerçek yüzünü görünür kılmak, gerçekleri gün yüzüne ortaya çıkarmak anlamına gelir. O yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 10. soru. Bu cümlede geçen bıyık altından gülmek sözünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? Yaşamla dalga geçen, ara sıra kendine de bıyık altından gülen zeki bir yazar olduğunu anlamak için bu romanı okumanı isterim. Bakın burada bıyık altından gülen sözüyle anlatılmak istenen nedir arkadaşlar? Başkalarına hissettirmeden ya da başkalarına kaba bir tabirle çaktırmadan ya da belli etmeden gülmek anlamına gelir. Seçeneklere bakalım. Devlet tiyatrosunda sahnelenen oyuna seyirciler kahkahalarla gülüyordu. Böyle bir anlam yok. Hissettirmeden, çaktırmadan, belli etmek anlamlarına gelen bir ifade yok. O yüzden bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Alışveriş merkezindeki palyaçoya gülmemek elde değildi. Bakın burada da böyle bir anlam yok. Hissettirmeden, çaktırmadan anlamına gelen bir ifade yok. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Ne zaman beni görse gözlerinin içi gülerdi. Burada da böyle bir ifade yok. Bunu da elemiş oluruz. Şampiyonluk maçından sonra gülen taraf biz olduk. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz.
B seçeneğinde yer alan sürücünün kendini savunurken söylediği sözlere bakın belli etmeden gülüyordum. Yani bıyık altından gülüyordum. Hissettirmeden, çaktırmadan gülüyordum anlamına gelir. O yüzden de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu cümlede geçen kalemi üzerinde güneş batmamak sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Yaşamının son günlerine kadar kalemi üzerinde güneş batmadığını görüyoruz. Bakın burada kalemi üzerine güneş batmamak sözüyle anlatılmak istenen yazmaya ara vermemiş. Sürekli yazmış arkadaşlar. Ara vermeden yazmış anlamına gelir. Güneş battığı zaman değil mi? İnsanlar genellikle uyur ama bu adam gece gündüz uyumadan sürekli yazmış. Yani daha doğrusu yazmaya hiç ara vermemiş. Sürekli yazmış, bir şeyler üretmiş anlamına geliyor. Seçeneklere baktığımızda yapıtlarda okuyucunun bunaltan bir havanın hakim olduğu, herhangi bir bunaltmadan ya da böyle bir havanın olduğundan bahsetmiyor, bunu elemiş oluruz. Yapıtla okuyucu arasında ilişkinin sürekli sıcak tutulması, herhangi bir ilişkinin sıcak tutulmasına da bahsetmiyor. Belki bu sonucu olabilir. O yüzden bunu da elemiş olduk. C seçeneği dursun. El değmemiş konular bulma gayretinde olması. El değmemiş konulardan da bahsetmiyor. Bunu da elemiş oluruz. Sanatın toplumun aydınlanmasında bir araç olarak kullanılması. Arkadaşlar bu da değil. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğinde yer alan yazma eylemine hiç ara vermeden sürekli yazması, sürekli okuru aydınlatması demiş. Bu da doğrudur. Kalemi üzerinde güneş batmamak bu anlama gelir arkadaşlar. Bundan dolayı da cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu cümlede geçen üst perdeden konuşmak sözünün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Turnuvada birinci olan takımın antrenörü üst perdeden konuşarak çevresindekileri rahatsız ediyordu. Arkadaşlar üst perdeden konuşunca insanlar rahatsız oluyormuş. O halde üst perdeden konuşmak ne anlama gelir? Üstünlük duygusuyla konuşmak anlamına gelir. Rencide edici bir şekilde, kırıcı bir şekilde üstünlük kurmak amacıyla konuşmak anlamlarına gelir. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği dursun. Bir şeyi açıkça söylememek. Bu değil, bunu elemiş oluruz. Çevreye zarar verici sözcükler kullanmak kısmen olsa da tam olarak karşılamıyor. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Düzgün ve etkileyici konuşmak. Bu da tam karşılığı değil. Bunu denemiş oluruz. Konunun özelliklerini genel hatlarıyla anlatmak, genel hatlardan da bahsetmez. Bunu da elemiş olduk. Üstünlük taslayarak konuşmak demiş A seçeneğinde. Biz de bunu söylemiştik arkadaşlar. Rencide edici bir şekilde, kırıcı bir şekilde üstünlük duygularıyla konuşmak anlamına gelir. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.